Set 2. 3 fazla asenkron motor, 3 kademeli dirençle yol verme. Merkezi havalandırma sistemi fanı olarak çalışan 3 fazla asenkron motor için aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde PLC programını yazıp set üzerinde gerekli bağlantıyı kurarak sistemi çalıştırınız. Problem 2. A. Start butonuna basıldığında motor şebekeye R1, R2, R3 dirençleriyle birlikte girecektir. B. Sırasıyla 5'er saniye arayla R1, R2 ve R3 dirençleri devreden çıkacak ve motor dirençsiz olarak çalışmasını sürdürecektir. C. Stop butonuna basıldığında motor sırasıyla 5'er saniye arayla R3, R2 ve R1 dirençlerini devreye alacak ve bütün dirençlerle 5 saniye çalıştıktan sonra duracaktır. D. Aşırı akım rölesi açma sinyali verdiğinde motor hemen duracaktır. Not. Motorun ohmik direnci yerine endüktif direnç ile çalıştırıldığını düşünerek bir önceki kontaktör devreden çıkmadan bir sonraki kontaktör devreye giremeyecektir. Soru bu. Bu KM1, KM2, M3. Evet. Soru iki etaptan oluşuyor. Öncelikli olarak bunun bir devreye alınması var ve bunun devreden çıkarılması var. Tamam mı? Önce devreye alınma kısmını yapalım. Soruyu devreye alınma kısmını bir daha okur musun? Start butonuna basıldığında motor şebekeye R1 artı R2 artı R3 dirençleriyle birlikte girecektir. Tamam. Sırasıyla 5'er saniye arayla R1, R2 ve R3 dirençleri devreden çıkacak ve motor dirençli olarak çalışmasını sürdürecektir. Tamam. Önce bu işi bir yapalım. Şimdi o zaman ne var? Zaman diyagramı çizelim kendimize. Neyim var? K1M'ye çıkışım var, K2M'ye çıkışım var, K3M'ye çıkışım var. Tamam. Ve bir de K4M'ye çıkışım var. Start'a bastığımız anda şöyle benim start noktam olsun. Bütün dirençlerle motor devreye girecek. Yani V1, V2, V3 dirençleriyle birlikte motor devreye girecek. Bu ne demek? V1, V2, V3 ile devreye girebilmesi için K1M kontaktörünün o an çıkış alması lazım. Öyle değil mi? K1M kontaktörün o zaman start bölümü kirinin devreye girdi mi? Girdi. 5 saniye sonra bu direnci devreden çıkarabilmem için kimin devreye girmesi lazım? K2M'nin. Şuraya ne kadar? 5 saniye. Bundan da 5 saniye sonra V2 ile devreden çıkarabilmem için K3M'nin devreye girmesi lazım. Yani kaçıncı saniye? 10. saniye. Ve bundan da 5 saniye sonra V1, daha sonra V2 çıkmıştı. Şimdi V3'ün devreden çıkması lazım. Yani K4M'nin devreye girmesi lazım. Yani 15. saniyede. Burada devam ettirmedim. Niye devam ettirmedim? Şimdi ohmik dirençle yol verdiğinizde devrede direnci kalmasında bir sıkıntı yoktur. Ne oldu? Bu kontaktör kapalı. K2M'yi de kapadım. Direnci az olan devre K2M'ye ağırlıklı olarak akım çekecektir motor. Ama bu bir endüktif direnç gibi veya endüktif direnç olduğunu düşünecek olursak aslında bu nedir? 1, 2, 3 sargılı bir traf olur. Öyle değil mi? 3 sargılı trafoda. Şimdi siz bu sargıyı devre dışı bıraktınız. Bu sargıyı devre dışı bıraktınız. K2M'yi kapadınız. Akım nereden geçiyor? Şu şekilde K2M ve artık oradaki sargı ve bu aşağıdaki sargıdan geçmiyor mu? Bu iki sargı hepsi aynı nüvede olduğu için buradaki sargıda da bir gerilim gitmeyecek mi? Yani trafonun kiri veriyi gibi düşünün bu ikisini. Şu kısada trafonu sekondere gelir. Eğer ben K2M ile K1M kontaktörünü kapayacak olursam, aynı anda devrede kapalı olacak olursam, trafonu ne yaptım? Sekonder kısmına bakın. Kısa devrede. Trafonu sekonder kısmına kısa devrederseniz akım çeker ve belli bir müddetten sonra da burayı için söyleyecek olursak yanar. Bu bir. İkincisi de bu kontaktör devreden çıkıp bu kontaktör devreye girdiği anda şu bobin üzerinde oluşacak ters inyeksiyon bana iki kontaktör üzerinde arc olarak ortaya çıkacaktır. Bunu da istemem.
O nedenle devlet diyor ki, her ne kadar direnç yol verme de olsa bu soruda, ya diyor, bunu diyor endüktif bir yüke diyor veya endüktif bir bobinle diyor yol verdiğimizi düşünürsek diyor, K2 girdiğinde devreden çıksın, K2, K3 girdiğinde devreden çıksın, K3 de K4 devreye girdiğinde devreden çıksın isteniyor. Ve bu çalışmasını sürdürecek. Daha sonra durdurma şartına gideceğiz. Onu da ayrı düşüneceğiz. Şimdi burada kaç tane zamanım var benim? 5, 10, 15 gibi 3 tane zamanım var. Bunlar için 3 ayrı zaman öğesi kullanmanız mümkün. Tamam mı? Ama eğer ben PLC'de yazılım yapıyorsam, 3 tane zaman öğesi yerine karşılaştırma kontağı kullanmam daha mantıklı. Karşılaştırma kontaklarıyla yapalım. Önce ne yapalım? Şu sorumuza da cevap verelim. Start'a bastığınız andan itibaren sistem durana kadar devrede kalan bir eleman var mı? Yok. Yok. Hepsi dikkat ederseniz parçalı devreye giriyor. Evet. O nedenle sistemde enerjiyi kalıcı sağlayabilmek için ya start butonunun kalıcı olması lazım veya bir yardımcı röleyle, ki biz buna PLC'de merker diyoruz, merkerle benim kalıcı enerjiyi sağlamam lazım. Evet, bakıyorum, başlangıçtan sona kadar devrede kalan ve bana enerji sağlayacak herhangi bir eleman yok. Ne K1M, ne K2M, ne K3M, ne de K4M, baştan sona kadar aynı anda devrede değil. O nedenle ben start butonundan bir tane yardımcı röleyi, merkez 0.0'ı setliyorum gibi. Tamam. Yardımcı röleyi devreye aldıktan sonra bu yardımcı rölem benim için ne yapacak? Merkez 0.0 T37 gibi, bunun çarpan katsayısı neyle? 100 milisaniye ile bir ton zaman öresini devreye alsın. Buraya istediğiniz değeri yazabilirsiniz çünkü nedir oraya yazacağım diğer? Açık kontağını kapayacaktır, kapalı kontağını açacaktır o zamana geldiğinde ve üstünde. Burada ben karşılaştırma kontağı kullanacağım için beni çok fazla oraya yazacağım diğer enterese etmiyor. Tamam mı? Şeye bakacağız, karşılaştırmalarına bakacağız. Ne yapalım? Start anında aynı zamanda kim girsin devreye? K1M. Set reset yapalım bunları da. Buna ne demişiz? Q0.1 mi demişim? Tablonun aşağı karşılaşma tablosunda. Evet. Tamam. Devreye alalım. Setleyelim ve 1-1. Şimdi starta bastığında hem yardımcı öyle hem de K1M'ye çıkış verecek olan Q0.1'i çalıştı. Şimdi aynı zamanda zaman ölen de devreye girdi ve saymaya başladı. Ne yapıyorum? 5. saniyeyi bekliyorum. Öyle değil mi? 5. saniyede T37 burada şunu yapabilirsiniz. Setleme yapmayabiliriz. Ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. İki zaman aralığında, yani zaman aralığı ne? 5 saniye ile 10 saniye aralığında siz K2M'ye çıkış verebilirsiniz. Tamam mı? Bu hangi zamanları kapsar? İster 5'i alın, ister almayın. 6, 7, 8, 9'u. Eğer alırsanız da 5. Ve 10 daha yolu buna. Tamam. Burada büyük küçük sembolleriyle iş yapabiliriz. Ne deriz? Neydi? T37. Şurada bir karşılaştırma kontağım var. Tamam mı? Bilmiyorum. Burada da bir değerim var. Ne diyelim değere? A diyelim. Nasıl yapıyordu karşılaştırma işleminde? T37 işareti bu tarafına geçiyordu. A işareti bu tarafına geçiyordu. Yani bu şuysa, T37 integersa A'da buraya alıyorum. A'yı da buraya alıyorum. T37'nin A'dan büyük olduğu değerli oluyor bu.
Tamam mı? A artık ne dersiniz? 3, 5, 7 herhangi bir sayısal değer veriyorsunuz. Şimdi tam tersi T37 yine aldım. AD'yi de buraya aldım. T37'nin A'dan küçük olduğu değerlerde bu sağlıyor. Doğrudur. Evet. Ha, eşit derseniz küçük eşit koymazsanız küçük veya büyük eşit koyarsanız koymazsanız da büyük olur. Tamam. Kaydırmayı gördük. İsterseniz bu zaman aralarını verebilirsiniz. Yani T37 büyük eşit integer 5'ler T37 küçük eşit integer 10'a derseniz veya burada 5'i burada dahil edersin veya burada edersin onu etmezsin onu biraz sonra bakarız mantığına. Bu aralıkta onu çalıştırabiliriz. Bu bir yöntem. Aynı şekilde 10-15 aralığına da kavuşmayı verebiliriz. Bu bir yöntem. Ama illa büyük veya illa küçük koymama da gerek yok. Siliyorum bu tarafı. Yani böyle yapabileceğimizi görün. Bunu sildik. T37 eşit integer. Yani sosyal set kullanmıyor muyum ben burada? Evet. Set kullanıyorum. Sette nedir? Bir çevrim dahi olsa setin bir görmesi o setin kalıcı olarak çalışması için yeterli oluyordu. Neyi setletiyorum? K2M'ye setletsin bir bit. K2M hangi değerde setleniyor? Bakıyoruz buraya. 5. saniyede setleniyor. Öyle değil mi? K2M 5. saniyede devreye giriyor. O zaman 5. saniyenin son zaman ölçüsünde karşılığı neydi? T37 için en iyi. Setledi mi? Setledi. Tamam. Bu ara ne olsun? Bu ara ne olsun? Aynı zamanda eşit integer 50 olduğunda 50 olduğunda da K1M'yi resetlesin 1'dir. Öyle değil mi? K2 devreye girdiğinde şöyle de yapabiliriz. Resetlemeyi ben işi garantiye almak için 49'da yaparım. Niye? 49 ile 50 arasındaki zaman gecikmesi nedir? 0.1 saniyedir. Öyle değil mi? Yani çok ciddi bir zaman gecikmesi yok. Bunu ne olarak düşünüyorduk biz? Enlikli küp olarak düşünmüyor muyduk? Enlikli küp olarak düşünüyorduk. O zaman diyorum ki bunu enlikli küp olarak düşündüğümde bunun çıkıp yani K1M'nin çıkıp bir müddet sonra K2M'ye girmesi benim için daha avantajlıdır diyorum. Hep dersin diksiyon gerilimleri o ara ne olacaktır? Çok fazla bana zarar vermeyecektir. O zaman 49'a resetlettim, 50'de de K2M'yi devreye aldım. Tamam. Daha sonra ne olsun? Şu T37'ydi. T37 eşit 10 saniye mi? Evet. Yani karşılığı 100 de K3M'yi devreye alsın, setlesin ama 99'da da çıkarmış olsun. Niye çıkarmış olsun? K2M'yi resetlemiş olsun. Evet. Tamam. Şimdi en son neyi aldık devreye? K3M'yi aldık. Söyle. Hocam şimdi T37 integer eşit var ya. Evet. Bir de onun altı var hocam. Şimdi hangisi? Hemen altında 49. Şu. Yok yukarıdaki. Şu. Evet. O hepsine şimdi K1M'yi bir tanesi devreye alıyor. Tamam. Bir tanesi K2M'yi devreden çıkarmıyor mu? K2M'yi devreye alıyor. K2M'yi devreye alıyor. K2M'yi devreye alıyor. K2M'yi devreden çıkarmıyor. Nereden alıyoruz hocam o? Integer'lar aynı ama. Devreye alıp almaması nereden alıyor? Sayısal değer. Neyi sayıyor? Zaman ölçüsü. PLC run yaptığında şu merkez 0-0 kapandığında ne yapıyoruz? Nasıl sayıyor? Şeyde online izlerken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7 çıkıyor değil mi? Evet. Bu değer 49 başlangıçta startta şeyi aldı mı? K2M'yi aldı mı? Evet. Bu saymaya ne yapıyor? 49'u gördü mü? Evet. Çıkardı değerden. 50'yi gördü, öbürünü aldı dedi. Şimdi karşılaştırmaları kontak kullanıyoruz ya integer. Aynısını karşılaştırıyoruz. T37'nin o değeri. T37'nin 49'sa
Tamam mı? Tak diye devreden çıkıyor. Tersini mi yapıyor yani hocam? Mesela kapalıysa açıyor, açıksa kapatıyor. Evet. Şu. Karşılaştırma kontağında doğru olduğu sürece kontak kapalıdır. Yani bu T30, T37, 49'a eşit olduğu an, hani sayıyor ya 1, 2, 3, 4. Şöyle bir şey gelebilir aklınıza. Şöyle bir şey gelebilir. Ya hocam hani sayıyor oradan 1, 2, 3, 5, 7, 9. Hani atlı atlıya gittiği zaman 49 arada atlar mı? Aklımıza böyle bir şey gelebilir. Online izlemede belki sayıları atlayarak görebiliriz. Tamam mı? Çünkü 49, 50 ne demek? Çarpanı bunun 100 olduğuna göre 0.49. saniye, 0.50. saniye. Yani 0.1 milisaniyede bir atıyor bu. O nedenle 0.1 milisaniyede bir benim ekranım yenilenmiyor. Demek istediğimi anlatabiliyor musun? 0.1 milisaniyede benim düzeltiyorum. 0.1 saniyede ekranım yenilenmiyor. 0.1 saniyede ekranım yenilenmediği için 3 görüyorsun, arkasından 7 görüyorsun, arkasından belki 9 görüyorsun. Bu şekilde artıyor. Ya hocam 49'u atlarsa atlamaz. Ekranda gözükmeyebilir 49. Dediğim gibi şu 0.1 saniyede bir değişen bir değer. Ekranımda 0.1 saniyenin yenileme hızlarım yok benim. Çünkü neydi? Seri bağlantıdan bir haberleşme yapıyorum. Ama benim ekranımda bunu görmemem PLC'nin de içerisinde 49'u saymadığı anlamına gelmez. Çevrim süresi neydi PLC'nin? Girişleri okuyup yazılımı işletip çıkışları çıkış imaj bütün atıp başa dönmesiydi. Ben buna ne demiştim size? En büyük yazılımda bu 100 milisaniye geçmez demiştim. Yani zaten benim çözünürlüğümün bir turu 100 milisaniyenin altında. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani şuradaki çözünürlükten, yani 0.1 saniyenin çözünürlükten daha hızlı çalışıyor benim piyasam. O zaman benim piyasamın bunu 49'u görmemesi gibi bir şansı yok. Anlatabildim mi? Yani hocam hatta hani büyüğü garantiliyoruz hocam. Hani 49'u yakalayamadı, 50'ye yürüye kadarsa orada da zaten devam eder. Kabul. Büyükte o. Ama benim bunun ekranın çok hızlı ilerlemesinden dolayı bunu görememek şuna benzersiz. İşte maç yapıyorlar, topa vurdular, top gidiyor. Tamam mı? Şimdi topu ağır şekilde aldığınız zaman topun girişini siz milisaniyelerle görebilirsiniz, öyle değil mi? Ama normal ekranda baktığınızda, televizyon ekranda anlık bir olaydır o. Ağır şekilde sen bunu çok net görürsün. Burada da olay o. Ben onu 0.1 saniye çözünürlükte çok hızlı bir şekilde ekranından geçişini görüyorum. Ekranın o yenileme hızı yok. O kadar hızlı bir haberleşme yok PLC'yle. Demek istediğimi anlatabiliyor musun? Ama PLC'nin zaten bir dövmüsü 0.1 saniyeden daha kısa. Demek istediğimi anlatabiliyor musun? 49'u PLC sayıyor aslında. Anlatabiliyor musun? Onu ben ekranda göremiyorum. Yani PLC 49'dan 51'e veya 48'den 50'ye atlaması gibi bir lüksü yok. Tamam. Ha büyükte tamam hocam, garanti göz. Yani 49'u saymaz da 52'lerde zaten gözükecek ekranda bir şekilde. Kabul. Ama dediğim gibi 49, evet PLC 49'u da sayacak. Saydığı anda içeride bu işlemi de yapacak. Bunu denediğiniz zaman göreceksiniz. Tamam. Tam olarak bunu sordum bilmiyorum ama. Şimdi en son kimi aldık devreye? K3M'yi aldık devreye. K3M'yi kime almamız lazım? K4M'yi. K4M'yi ne zaman alacağım? T37 eşit integer 150 değil mi? 150 olduğunda alsın. Neyi alsın? K4M'yi setlesin bir bit. Bu ay neyi çıkarmış olsun devreden? 149'da da K3M'yi resetlesin. Bu benim motorumun devreye girme sırasında kademeli dirençli yol alma devresi. Tamam, bu şekilde devreye gidiyor. Bir de benden ne isteniyor? Belli bir süre sonra durması, sıralı durması isteniyor. Onu bir okur musun? Stop butonuna basıldığında motor sırasıyla 5'er saniye arayla R3, R2 ve R1 dirençlerini devreye alacak ve bütün dirençlerle 5 saniye çalıştıktan sonra duracaktır. Tamam. Şimdi bu devrenin birinci kısmı. Sonra denen şey şu, diyor ki stopa basacağız diyor. Ha, stopa basmada herhangi bir zaman var mı? Yok. Şu an benim
zaman bölgeni çizerseniz ilk işlerle rahat edersiniz. Stop nokta. Hocam bu stop noktası ne zaman bilmiyorum. Adam keyfine kalmış. Adam istediği zaman durdurur. Yani şurada bir zaman sayma gibi bir işleri yok. Stop'a bastığımız zaman diyor, önce diyor V3 girecek, sonra V2 girecek, sonra V1 girecek. 5 saniyede böyle çalıştıktan sonra motor devreden çıkacak. Yani ne olacak? K4 ne devreden çıkacak, kim girecek? V3 ile birlikte K3 mi? Sonra bu devreden çıkacak, K2 mi? Sonra bu devreden çıkacak, K1 mi? Böyle 5 saniye çalışacak ve duracak. O zaman yanımda 5'er saniyelik zamanlarım var. 5 saniye. Zamanı dikkat edin, yine 5'ten başlattım. Çünkü ne zaman başlayacağını bilmiyorum. Stop anı o benim için. 50-60 bir şey yazamam oraya. Çünkü başlangıcı burada değil o zaman. Tamam mı? Soru bastığımda K4 çıktı. Kim girdi devreye? Şu stop anı değil mi? K3 girmedi mi? 5 saniye böyle çalıştı mı? Evet. Çalıştı. 5 saniye sonra K2 girdi mi? Girdi. 5 saniye böyle çalıştı mı? Çalıştı. Ondan sonra da K1 girdi mi? Girdi. 5 saniyede K1 ile çalışıp duracak. On beş saniyede duruş için bir zaman geçecek bunda. Enerji kesildikten sonra zaman sayma işleminde daha çok biz, hani sizin ters zaman ölçüsü dediğiniz, benim de bırakmada gecikmeli zaman ölçüsü dediğim veya piyasa TOF olarak gördüğümüz zaman ölçüsünü kullanmamız mümkün. Tamam mı? Ama gelin bunu ton mantığıyla yapmaya çalışalım. Çünkü her zaman ne bırakmada gecikmeli zaman ölçüsü bulmanız mümkün veya o mantıktan ziyade ton mantığı üzerine gitmeniz sizin için programlama açısından daha iyi. Şimdi stop'a bastık mı? Normalde arada çocuklar stop'a bastığınız anda sistemin durması lazım, öyle değil mi? Evet. Tamam mı? Yani hep aklınıza şu gelmiştir sizin, stop sistemin enerjisini komple keser. Ama burada sistemin komple enerjisini kesmesi istenmiyor. Tamam mı? O zaman benim burada stop olarak kullanacağım buton, bazı fonksiyonları yerine getirecek herhangi bir giriş. Şimdi dönüş içine bakıyorum veya duruş içine bakıyorum. Devrede baştan sona kalan bir eleman var mı? Yok. O nedenle diyorum ki aslında benim stop dediğim butonla bir diğer merkezi çalıştığım, merkezi noktada bir hissettiğim gibi. Tamam. Stopla bunu setleyeyim. Bu ne yapsın? K4T'yi devreden çıkarsın. K4T'yi kim alıyordu devreye? K3M, K4T'yi T37 alıyordu. Ha, şu T37'yi bir sıfırayım ama ya. Tamam mı? Ne yapalım? Merkel 0.1, burada kontağını açsın. T37'den bir kurtulalım. Zaten set reset devresi olduğu için önemli değil. Zaman saymasa olur ama nedir? Bir devreyi temizleye gidelim şimdi. Tamam mı? Bunu bir devreden alalım. Merkel 0.0'ı devre dışı bırakalım mı? Bakalım nereye dokunuyor Merkel 0.0? Merkel 0.0'ı aldığında devrede herhangi bir çalışmayı bozucu etki var mı? Yok, çünkü buradan hiç Merkel yok. O zaman merkez 0.0 bir devre dışı alsın mı? Ne oldu? Almadı. Niye? Set. Seti kesse de önemli değil. O zaman ben onu yanlış koydum. Ne yapsın? Merkez 0.1'i resetlesin. Resetlesin neyi? Merkez 0.01'i. Yani böyle kontak koymayı resetlesin devrede de çözüm değil. O zaman merkez 0.0 devreden çıkacak mı? Açacak mı? Zaman ölçüsü devre dışı kaldı mı? Kaldı. O zaman buraya bir daha bir ekstra merkez koymama gerek var mı ikinci merkez? Yok. Onu bir çıkaralım. Başka tekrarlıyorum. Merkez 0.0 bir şeyi bozuyor mu devrede? Hayır, bir şeyi bozmuyor. Tamam.
Başka ne alsın merkez 0.0? Az önce söylediğiniz işi yapsın. K4 neyi resetlesin? 0.1. Resetlesin K4 neyi? 1. O da resetledi ama bir de zaman sayılışım var benim. Öyle değil mi? O zaman merkez 0.0. Merkez 0.0. T38 gibi. Ya 0.1 olmayacak mı? Düzeltiyorum, 0.1. Affeksiniz. 0.1, T38 gibi bir ikinci ton zaman bölgesini devreye alsın. Tamam mı? Bunun da çarpan kat sayısına? 100. Yine buraya şimdilik zamanı benim için önemli değil. Ne yapsın T38'in 5. saniyesi? T38'in 5. saniyesi, bakın burayı, K3 meyi resetlesin. K2 meyi setlesin. Öyle değil mi? O zaman T38 eşit integer 50 milidir. 50 setle neyi setliyoruz? Setleyecek. K2 meyi 1 mil. Ha neyi resetlesin? Eşit integer 49'da yapalım yine. Önce çıkartalım. T38 resetlesin K3M'yi 1. Hocam biz arada K3M'yi setlemeyi unuttuk onu. Nerede? Şu hocam şeyde de ilk K4M'yi resetledik ya. Şu arada yok sağ tarafta. Merkez orada 16 K4M'yi resetledik işte. Hayır. K3'ü setlemedik. Resetlemiyor. K4M'yi resetlemiştik. Yok hocam K3'ü setlemedik. K3'ü şey ikinci geri dönüşte. Gerekmiyor mu setlemek için? Abi yap bunu bana. Yani hocam bir de K4M'yi M00'da... Düzeltiyorum. Resetledik mi? Evet. Tamam, K4M'yi resetledi. M00 hocam. Ha 5. saniyede, işte tamam bunu resetliyorum. Hocam setlemedik. Setlemeden nasıl setledik? Hocam K3M'yi setlememişiz. Setleyelim. Araya gelelim. Tamam. Şunda K4 meyve setledik ya. Evet. K3 1-1 bu. Hocam. Merkez 0-1 olmayacak mı? K4 meyve setleyelim hocam. Tamam. K3 meyve girdi devreye. K3 meyve burada çıktı. K2 meyve devreye girdi. Tamam şimdi oldu. Devam edelim. Şuradan bir ABS yapmayacak mı kamera? Bak bakayım. 5. saniyeyi soktuk mu? Yani şu anda kim devrede? K2M. 10. saniye T38'i eşit integer kaçıncı saniyemiz? 10. yani 100'üncüsü neyi resetleyecek? Veya kimin devreye alacak? K2M'yi. K2M'yi resetlesin 1-1. Yine T38 eşit integer 99'da da kimi devreden çıkarsa? Ters oldu hocam. Setlesin. Hayır, rakamlar ters oldu. Yok. Ama bir terslik yok. Kim devredeydi en son? En son K2M'yi setledik hocam. Alt tarafta, şurada. Hocam o reset olacak. Reset olsun, 99. Yok. 100. saniyede kim giriyor devreye? K1M'ye. K1M'yi setledi. Resetleyecek K2M'yi. Tamam, 1-1. Bir şey değişmez. Şu anda K1M'ye devrede gidiyor mu? Gidiyor. T38 eşit integer 150'de de kimi devreden çıkartması lazım? Reset K1 M'yi 1-1. Şimdi K1 M'de durdu en son devrede. Kabul. Ama şuna bakmamız lazım. Devrede başka kalıcı elemanın var mı? Bakıyorum. Merkel'i almış mıydım devreye? Evet. Merkel'i almıştım. Merkel devrede kaldı mı? Kaldı. Bir kere Merkel'i devre dışı bırakmam lazım mı? Lazım. O zaman ne yapayım? Geleyim. 151 de diyebiliriz. T39
eşit integer 151 de ve set de merkez 0.1 ile 1. De 38 değil mi? 38. Merkez 0.1'i devre dışı bıraktın mı? Evet. Bıraktım. Merkez 0.1'i devre dışı bıraktığım zaman merkez şu devreden çıkınca nerede var merkez? Bu zaten resetti. Evet, reset. Şimdi bakın, merkez ne zaman girmiş devreye? Merkez 0.1 neyi resetliyor? Merkez 0.0 resetliyor mu? Evet. Resetliyor. Ondan sonra merkez 0.1 neyi resetliyor? K4'liyi. Kimi setliyor? K3'liyi setliyor mu? K3'liyi setliyor mu? Setliyor. Şimdi bak buraya, K3'liyi kim resetliyor? T38, 49 olduğunda resetliyor. Öyle değil mi? K3'liyi kim setliyor? Merkez. Merkez 0.1 devamlı devrede mi? Devamlı devrede mi? Devamlı devrede. Set basıyor. Neye basıyor habire? K3'liye set basıyor. K3'liye ne zaman reset? Bir de 49'da. 49'da resetliyor. Başa dönüyor. Bir daha set basıyor K3B'ye. Bak şimdi. Bir daha basıyor set, şeyi. Seti aşağıya geliyor. Bu sefer ne oldu? Evrim oldu. Resetliyor mu? Yemiyor. O şartı geçti. Resetleyemeyip o şartı geçtiğimiz için kim aktif şu anda? K3B'deki set aktif. O zaman ben K3B'yi devreden çıkarttığını zannediyorum ama K3B'yi devreden çıkaramamışım. Gördük mü orayı? Şimdi ne oldu? Merkez 0.1'e diyorum ki ben bu setle setletmişim. Ya gel aşağıda da 49'da resetle. Tamam 49 olduğuna resetledi. Geç eliye. Yukarıda set var. Seti verdi. Bunu nasıl söyleriz? Büyük eşit mi yaptı? 49'dan büyük. Bak şimdi. Yağmur. Merkez 0.1 ne zaman kapandı? Ben stop butonuna bastığımda merkez 0.1 kapandı mı? Evet. Sende. Kapandı. Merkez 0.1. Ben buraya verene kadar kapalı mı? Çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor. Ben en son zaman 151'i saydığımda ben onu resetliyorum. Öyle değil mi? Şimdi bu satıra geldi. Resetlemesinde sıkıntı yok. Tamam mı? Zaten devreden çıkarıyorum ben. Ama setlemelerde sıkıntı var. Şimdi K3M'yi az önce benim unutulmasını hatırlattığınız burada setledi mi? Kapalı mı bu? Kapalı olmasını sürdürecek mi? Evet. Sürdürecek. Bunun ama ben bir yerden sonra K3M'nin devreden çıkmasını istiyor muyum? İstiyorum. İstiyorum. Yukarıdaki o kontak kapalı olduğu için devamlı çalışmasını sürdürecek mi? Evet. Sürdürecek. Ha hocam burada resetlemişiz. Nerede resetlemişiz? Evet. 49 olduğunda resetlemiş. Evet 49 olduğu an reseti yer. Döndüm. Bak burada setledik. Gitti bu. K3M'yi bütünü bir yazdı mı? Evet. Bir yazdı. İndik aşağı, 49 olduğu anı düşün. Ya dedi ki resetle. Bitmiş bütüne 0 yazdı. Döngü bitti. Çıkış kesildi. Bir sonraki döngüye girdik. Bir sonraki döngüye girdiğimizde bu merkez 0.1 hala kapalı mı? Kapalı. Bunu set bastı mı? Bastı. Bu set bitti. Girişim az bütüne bu sefer yeni değeri 1 yazdı mı? Yazdı. Yazdı. Aşağı indik. Bu sefer eşit integer 49 şartı yok. Ne oldu? Sayı 50 oldu. 51 oldu. Bu reset verebildi mi? Evet. Veremedi. En son değer ne kaldı o zaman? 1 kaldı. Büyük o zaman şöyle bir şey yapsak oraya gidene kadar. Böyle bir şey yapsam ne olur? O işte tek çevirir. Tek çevirir. Anlaşıldı mı? Yani büyük eşite girmeye gerek yok. Ne oldu? Tek çevirip bastı resetini, verdi setini, devam etti. Bir daha şu satıra bakmayacağım. Bir sonraki çevirip şu satıra artık bakmayacağım. Tamam? Evet. Bu benim işim şimdilik görüyor. Başka merkezle ilgili nerede sıkıntım var? Merkez devre dışı kaldı, burada devre dışı kaldı. T38'i devreden çıkarttı mı? T38'i devreden çıkarttı. Çıkarınca... Aa, hepsi resetlenmiş miydi bunların? Hepsi resetlenmişler. Tamam. Bir de size şöyle bir şey söyleyeyim.
Sistem işiniz bittiğinde bütün sistemi resetlemenizde fayda vardır. Bu ne demek? Bu şu demek. Merkez 0.1'i resetlerim ben. Ben bunu merkez 0.0 diyeyim. Bu 2 değil. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten 0.0 kullanmıştım. Ya hocam zaten biz bunu resetledik, olsun. Biraz sistemin komple sayısal değerleri 0'a çekmemde fayda var. Çünkü bir sonraki yeni çalışmaya başlayacağım. Tamam mı? Yani hocam çalışır mı çalışır kabul ama alışkanlık olması açısından sistemi durduğunuzda sayısal değerleri sistem bilgisayarı sıfırlamanızda, tekrar sıfırlamanızda fayda var. İki dersen 0.0 ile 0.1 resetledi mi? Resetledi. Ben buraya gelip Q0.1 resetleyip 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 var mı? 4 dediğim zaman tekrar çıkışları ben resetlettim mi? Evet. Resetlettim. Bir daha gelip buraya reset T37 değil. İki dersen hem T37 ile hem T38 ile hafıza alanlarını 0'a çektim mi? Çektim. Çektim. Bu şekilde almakta veya alışkanlık haline getirmekte fayda vardır. Şöyle soruyu bakın bakayım. Aklınıza yatmayan yeri var mı? Bunu dediğim gibi büyük küçük yüklerde yapabilirsiniz. Yani büyüktür, küçüktür arasıyla da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İstiyorsanız onu da çözeriz burada. İster misiniz? Heh. Hocam T39 niye yansıtıyor? T39. Nereydi? 38 bu. Ayağımı yazmış güzel. Tamam. 38. Var mı? Yok. İsterseniz bir sonraki çözüm büyük küçük yaparız. Tamam.